Ay vallahi Fadik uçurumun kenarından döndü kız. Meğerse her şey bir yanlış anlaşılmaymış. Azim Hanım kendi çağırmış çocukları yanına ya. Damadın falan da kızgın olduğu yokmuş yani. O Derya denen kadının yatacak yeri yok ha. Seni hep dolduruşa getiriyor haspam. He vallahi doğru söylüyorsun. O şeytan, o dikine gömecekler o şeytanı, dikine. Emine. Buyur babacığım. Ya benim böyle bir poşetim vardı. Nereye bunu bulamıyorum onu. Sen gördün mü? Görmedim baba. Ne vardı? Ya ben bu evde kaybolsam beni de bulamazsınız siz. Bir günde bir işe yarayayım be. Şey, kıymetli bir şey mi vardı poşette? Kıymetli bir şey vardı. Neydi? Elinin kölü. Tövbe estağfurullah. Ya ben onu eve getirdim, çıkardım mı poşetleri, nereye koydum? Otobüste mi düşürdüm? Ya sen alın mı alan seversen ses etme ne olur bak heyleri üstünde. Ha? Yahu bir günde telaşsız başlayalım ya. Ha? Hadi. Hayat Hanım. Bu sizin mi? Hayır benim değil. Siz bırakın isterseniz ben kızartırım onları. Yok yok. Babaannem için yapıyorum. Benim yapmam lazım. Bu ne ya? Her yer leş gibi yağ kokmuş. Nesi leş? Mis gibi kokuyor işte. Hayatçım. Annenin evinden getirdiğin alışkanlıkları bırakmak senin için çok zor biliyorum ama bırakman lazım. Nesi varmış benim annemin evinin? Yanlış anlama canım. Eğer canın hamur çekiyorsa dışarı çıkarsın, parasını ödersin, yersin. Böylece evimizi de kokutmamış olursun. Aa yaktın bir de. Becerebilseydin keşke. Beceremedim değil mi? Beceremedim. Bence siz en iyisi annemi arayın. Ah yok yok. Daha iyisi dedemi arayın siz. Dur 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 bir dakika. Siz dedem de kesmez. Siz gazetecileri arayın. Sarsılmazların baroş, dolandırıcı gelini pişileri yaktı dersiniz. Nasıl başlak? Oo, bu ne kadar güzel bir kokuymuş. Hamur mu yaptın? Ama şimdi şirkete geç kalıyoruz. Sen bunları güzel bir paket yap. Oraya gidince birlikte yeriz tamam mı bir tane? Tamam kocacığım. Hemen hazırlarım. Tamam. Şimdi çıkayım ben. Hallet. Çıkalım hemen. Hadi. Gel. Azime Hanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Bu sizin mi? Nedir o? Bilmem dün akşam salonu toplarken buldum. Ver bana. Gidebilirsin sen. O ne? Sen dedin ya sabah paketle şirkette yeriz diye. Ya istemiyorum götürebilirsin. Ama neden? Yapma hayat sen zeki bir kızsın. Anlamadım.
Derya ile konuşmanızı duydum. Ben de rahatsız oldum. Gelip rol yaptım. Hepsi bu. İstemiyorum yani. Ne kadar aptalım ya. Her seferinde bu oyuna geliyorum ben. Yo, sen gayet akıllı bir kızsın. Yani evi terk edip babaanneme gitme fikri gerçekten zekice. Ben gitmedim, babaanneni çağırdım. Güzel babaanne. Hadi götür şimdi yemeyeceğim. Tabii Murat Bey. Ne yapıyorsun sen, delirdin mi ya? Rol yapıyorum. Sinirli eş rolü. Beğenemedin mi? Beğenemedim. Sen bir de şunu izle. Al bak. Bu da terk edilmiş sinirli koca rolü. Sen beğendin mi? İşte bir şey yapacaksan böyle adam gibi yapacaksın hayatım. Bir şeyi kırıp dökeceksen böyle olacak. Bunu aklımda tutayım. Bir dahakine öyle yaparım. Her şeyi kırıp dökerim. Ah! Ne oldu, iyi misin? Elli kör oldu. Ne var senin burada? Anne, ne oldu? Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Boynum ağrıyor biraz. Harbiden neden buradasın? Hayat, bizim çok önemli bir görevimiz var. Ne görevi? Ben dün bütün gece şu Hazal denen kızı düşündüm. E'si bizim onun foyasını ortaya çıkartmamız gerekiyor. Foyası mı varmış aslında? Herkesin bir foyası vardır hayat, düşünsene, bizim bile vardı. İyi de hiç halim yok, hiç de günümde değilim. Bak, boynum da ağrıyor zaten. O işte ona iyi gelecek. Rahatlayacağım böyle, kasların gevşeyecek. Çok iyi olacak. Hadi sen bana bizim güvenli olarak araştırma yapabileceğimiz bir yer göster. İyi, peki hadi gel. Ya Kerem.